Merhaba arkadaşlar, işte yine karşınızda harika bir LOL bebek kutusu var. Ama bu kutunun içinde bu sefer LOL bebek değil, sizler için şöyle çeviriyorum. Çok güzel, harika sürprizler sakladım. Şimdi sırayla bu sürprizleri açacağız. Hadi bakalım herkes ekran başına. Güzel güzel sürprizlerimizi açalım. Bakalım LOL bebek kutusunun içinde bizim için neler neler çıkacak. Hemen ilk sürprizimi şöyle elime ilk gelen sürprizi alıyorum. İşte karşınızda harika bir çilek kız. Çok güzel öyle değil mi? Kıpkırmızı saçları, mavi elbisesi ve mor ayakkabısıyla çok şık görünüyor. Ben bu küçük çilek kızı çok sevdim. İşte ilk sürpriz hediyemiz çilek kız. Çilek kızı şöyle kutumuzun yanına yerleştirelim. Ve kutumuzdan diğer oyuncaklarımızdan bir tanesini daha çıkarmak istiyorum. Bakalım hangisi gelecek. Kocaman bir poşet. Wow! Ve içinde bir sürü harika oyuncak var. Hadi bunu da şöyle güzelce açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Aa, bunlar sanki balık gibi. Evet, harika balıklar. Arkadaşlar, bu balıklarımız su balıkları. Suya koyuyoruz. İçine sular geliyor. Sıktığımızda işte burada ağzından sular fışkırtıyor. Çok güzel. Açık mavi şekli de harika bir balık. İşte bir tane daha. Şekilleri çok farklı. Peki bu balıkların ismini biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Bu balıkların isimlerini bana yorumlarda yazın. Bekliyorum. Turuncu bir balık daha. Çok güzel. Bakın yine bunun da ağzında küçücük bir delik var. Bu delikten sular fışkırtıyor. Ve son balığımız. Hemen onu da çıkaralım. İşte mavi ve kocaman gözler olan bir balık. Mavi balık geldi. Kıvrılı kıvrılı yüzüyor. Mavi balık kaç kaç. Balıkçı amca geliyor. Yine bu balığımızın ağzında da kocaman bir deliği var. O delikten yine sular fışkırtıyor. Çok güzel. İki tane sürpriz açtık. Birinden çeşit çeşit oyuncak balıklar. Ve bir tane de çilek kızımız oldu. Bakalım kutumuzda başka neler varmış. Bir poşet daha geldi. Bugün sizler için hazırladığım sürpriz hediyeler. Bakalım bunun içinde ne varmış. Wow, minişler. Çok güzel. Sarı saçları ve yeşil gözleriyle çok güzel görünüyor. Poşette bir şeyler daha var. Minişlere ait parçalar. Çok güzel bir şapkası var. Bu bir kovboy şapkası. Hemen onu da şöyle takalım bakalım. Wow, çok şık bir minişler karakteri. Ve poşetimizde bir de minişler kızına ait küçücük bir mikrofon var. Hemen mikrofonu da eline veriyoruz. İşte karşınızda şarkı söyleyen kovboy şapkalı harika bir miniş kızı. Gerçekten çok güzelmiş. Peki siz de kutuya sakladığım sürprizleri beğendiniz mi arkadaşlar? Ama daha bitmedi. Daha burada bir sürü sürprizim daha var. İşte diğer bir sürprizimiz. Kutumuzdan çıkan diğer oyuncağımız. Prenses Cinderella. Onu da şöyle koyalım ve bakalım başka neler neler çıkacak. Wow, Elsa. Çok güzel. Simli bir kıyafeti var. Bakın mavi simler nasıl da parlıyor. Çok güzel ve çok şık görünüyor. Elsa'yı da şöyle yerine koyalım. Ve kutumuzdan başka neler çıkarabiliriz bir bakalım. Aha, çok güzel bir kaplumbağa. Galiba bu kaplumbağa hareket ediyor. Evet bakın. Burada bir kurma kolu var. Kurma kolunu işte bu şekilde çeviriyorum. Ve bıraktığımda da kaplumbağamız hareket edecek. Hadi bakalım. Çok güzel. Galiba kaplumbağamız minişlerin mikrofonunu çok sevdi. Bakın şarkı söylemek istiyor sanırım.
inişlere doğru gitti bile. Güzel ve harika bir kaplumbağa. Kolu çevirdiğimizde hareket ediyor. İşte böyle. Çok güzel ve çok eğlenceli bir oyuncak. Onu da şöyle koyalım. Ve kutumuzu biraz çevirelim. Bakalım başka neler neler çıkacak. Aa, bu da ne böyle? Bu bir tren. Ama trenin altında çok ilginç ve çok değişik bir oyuncak var. Bu trenin bir özelliği olmalı. Üzerinde bir düğmesi var. Düğmeye bastığımızda... İşte topaç. Çok güzel bir topacı var. Topacığı trenimize yerleştiriyoruz. Ve üstündeki düğmeye bastığımızda topacımız dönüyor. Çok güzelmiş. Bunu birazdan oynamaya devam edeceğiz. Ve kutumuzda bir oyuncağımız daha var. Kırmızı bir oyuncak. Bakalım neymiş? Hemen onu da kutusundan çıkaralım. İşte kutumuzdan çıkan son oyuncağımız. Changer Robot. Hem araba hem robot olabiliyor. Bakın kutumuzda robot şekli var. Hadi ben kutumuzu açalım ve robotumuzu nasıl arabaya dönüştüreceğiz? Hep birlikte bakalım. İşte robot hali. Hemen şöyle çıkaralım. Ve nasıl robota çevireceğiz? Hep birlikte yapalım. İlk önce ayaklarını tabii ki bu şekilde hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? İstediğimiz gibi robotumuzu çevirebiliriz. İşte robotumuzu bu şekilde çeviriyoruz. İşte burada kolları. Hemen onları da şimdi şöyle çevireceğim sizin için. Bu şekilde birazcık öne doğru kaydırıyoruz. Ve tekerleklerimiz yerine yerleşmesi lazım. Burada hemen şimdi de kollarını yerleştirelim. Buradaki kolu bu şekilde içeriye doğru itiyoruz. Ve bu kolu içine alıyoruz. Kapağını da hemen bu şekilde kapattığımızda ayaklarını da hemen birleştirelim robotumuzun. Bakın arabamızın bir tarafını birleştirdik bile. Hemen diğer tarafını da yapalım. Buradaki kolu işte bu şekilde içeriye alıyoruz ve kollarını içeriye alıyoruz. Ayaklarını içeriye katlayalım ve işte arabamız hazır. Hemen üzerindeki parçasını da takıyoruz. Ve işte kırmızı robot arabamız hazır. Bakın altı robot, üstü çok güzel kırmızı spor bir araba oldu. Bakalım arabamız hareket edecek mi? Evet, çok güzel. Bugünkü kutumuzdan çıkan sürpriz oyuncaklarımız. Hadi bakalım topacımızı tekrar çeviriyoruz. Hemen parçalarını alıyorum. İşte topacımız bu şekilde. Buraya yerleştiriyoruz. Birazcık çeviriyorum. Arabamızı geriye alalım. Trenimizin üstündeki bu kare düğmeye bastığımızda topacımız dönecek. İşte arkadaşlar bugünkü kutumuzdan çıkan sürpriz oyuncaklar ve arabalar, balıklar, prensesler. Sizden çok hangisini sevdiniz? Ben söylüyorum, ben en çok bu güzel kaplumbağacığı sevdim. Hareket edebilen minik kaplumbağacık. Hoşçakalın.